Evet arkadaşlar, kazanım 52'deyiz. Bize burada çemberlerin merkezler arasındaki uzaklıkları sormuş. Yani bütün sorularda O1, O2 mesafesini hesaplayacağız. Özü O. Şunu biraz yukarı çekiştireyim ki rahat çalışalım. Evet 8'i gördüm, 5'i ve 1'i görüyorum. Neler yapabilirim? Şöyle yapsam. Şunu uzatsam. Şöyle uzattım gitti. Sonra buradan da buraya bir dikme göndersem. Şurası dik. Ee, zaten bura dik. O zaman burada dik. Bir bakalım şura dik. Ve burada dik. Yani burada bir dikdörtgen var. Bura 8 olduğuna göre burada 8. Şimdi bizim istediğimiz şu mesafe hesaplamak. Şuraya bir 8'i yazalım. Peki. Bura 5 iken şurada 5 yapıyor. Değil mi? Evet. Sonra şunları birleştirdiğimde bu üçgene dikkat et. Burası 6 birim çıktı. 6 8 ne geliyor cevabımız? 10 geliyor. Hani soru oydu. Merkez arasındaki uzaklıktı. Geçtim. Şimdi bunda ne yapalım? Bunda çizgiler böyle garip garip yerlere çizilmiş. Biz tabii kendi istediğimiz şekilde kullanacağız onları. Şuraya bunu çizdim bunu da buraya çizdim. Şunları görmeyelim aslında. Şu 9, şu da 6. Pekala, burada 8'dir diyor. Nasıl bir şey yapsam? Bunu aşağı uzatsam. yani ya bunu aşağı uzatırsın, ya bunu yukarı uzatırsın. Bir şekilde birilerini uzatacağız. ve dikdörtgen yakalamak amacımız. Yukarıdan şöyle de yakalanabilir. Hani şuradan. Ya da aşağıdan Buradan da yakalanabilir. Yani o çok da önemli değil. Nereden istiyorsan oradan. Şunu kaldırıp ben bu soruyu buradan halletmek istiyorum. Şimdi şuralar dik. Burada dik. Şurada dik. Ve dikme uzattık. Hani bunu ben keyfen yapıyorum. Yani buradan buraya dikme indirme keyfi bana ait. Şu 90, 90 zorunlu. Bunu ben yaptığım zaman şurada da otomatikman ne oldu? 90 derece oldu. Pekala. Yani şurası, burada bir dikdörtgen oluştuğu için şuraya 8 kalıyor. Ee, Bura 9 olduğuna göre şurada yine nedir? 9 birimdir. Evet. Soruyu çözdük. Ee, fark ettiysen şöyle görüyorsun. Buradaki Pisagor'u kullanırsak dik kenarlarımıza baktığımız zaman biri 8, şurası da 6'yı da dahil edersek 15. E bu durumda şurası da 8, 15, 17 üçgeninden ne geliyor? 17 birim geliyor. Evet. Burada bize R1 artı R2 24'tür. Şurası da 7'dir diyor. Tabi O1 ile O2 arasındaki mesafeyi hesaplayacağız. Şuradan ben böyle uzattım gitti şunu da çizeceğim. Sonra buradan buraya bir dikme gönderiyorum. Bu dikme pek dike benzemedi. O yüzden yeniden çizeceğim. Evet, şekil önemli. Çünkü gözümüze hitap etmezse beyin düşünmeye başlamıyor. Geometrin öyle bir özelliği var. Bak burada şu kısım R2. Burası da R1. Hayır, hayır, hayır. hayır. Dur, ters yazıyorum. Şu R1, şurası R2. Görüyorsun. Ondan sonra şu mesafede 7. Ve biz burayı istiyoruz. Peki ne yapacağız? Aslında e, soru geldi. Bunu uzattığımız zaman R1 artı R2 zaten 24 diye vermiş. 7 de burada. E şuradaki Pisagor'a göre, göre de 7, 24, 25 üçgeninden cevabım 25 gelecek